Herkese selamlar, ben Onur ve bugün Bay Domates'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bay Domates'in yeni ve gizli bir sonuna ulaştım. Hiçbir yerde muhtemelen görmediğiniz bu oyun sonunda aslında Bay Domates'in bir insan olabileceğini öğreneceğiz. Aslında Bay Domates'in tamamen bilgisayarımıza zarar vermek isteyen bir virüs olduğunu biliyorduk ama bu gizli son bildiğimiz her şeyi bize unutturacak. Ancak bu sona ulaşabilmek için oldukça dolambaçlı yollardan geçmemiz gerekecek. Daha önce hem oynanış hem de hikaye videosunu paylaştığım bu oyun sizden çok fazla ilgi gördü. O kadar çok ilgi gördü ki birçok farklı Bay Domates videosu da yayınlanmaya başladı YouTube'da. Oyunun Türkiye'de popüler hale gelmesi beni de çok mutlu etti açıkçası. Bu güzel oyunun içeriğini çeken diğer içerik üreticisi arkadaşlarıma da bu yüzden teşekkür ediyorum. Ayrıca şu an kanalımızın en çok beğeni alan videosu da Bay Domates'in tüm sonlar ve hikaye videosu. Eğer bu videoya da 10.000 beğeni gelirse bu videodaki gibi Bay Domates'le ilgili bulacağım yeni şeylerle ilgili videolarda paylaşacağım. Şimdi oyunu birlikte oynamaya başlayalım ve gizli sona birlikte ulaşalım. Türkçe altyazı da ekleyeceğim. Hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Bu gizli sona ulaşabilmek için... Evet, sana yardım etmeye geldik yine. Yine mi çok açsın? Her zamanki gibi. Tamam, biraz spagetti istiyormuş. Ben bir yandan besleyeceğim, bir yandan da konuyu anlatacağım arkadaşlar size. Şuradan bacon'ını falan verelim bu arkadaşa. Strawberry, çilek, tamam bunu verelim. Şimdi bu gizli sona ulaşabilmek için arkadaşlar anger yani şuradaki kızgınlık seviyesini sıfırda tutmamız lazım. Bunun için daha öncesinde bunu nasıl yaptığımı gösterememiştim oynanış sırasında. Çünkü direkt olarak hikaye videosunun içerisinde anlatmıştım. Bu sefer onu da göstermiş olacağım. Yani nasıl sıfır seviyede tutabiliyoruz bunu da göstereceğim. Çünkü marketten bazı şeyler de almamız gerekiyor. Tomato, domates çorbasını da verelim. Bu arada çok fazla sorulan bir soru var. Onu da söyleyeyim, cevaplamış olayım arkadaşlar. Limonu da verelim. Bu oyun gerçekten bilgisayarını hackliyor mu? Ya da işte senin bilgisayarına zarar veriyor mu diye çok fazla soru görüyorum. Öyle bir şey tabii ki de yok arkadaşlar. Yani bu sadece oyunun içerisinde sanki size hackliyormuş gibi bir rol yapıyor aslında domates. Sizin gerçek bilgisayarınıza herhangi bir erişim vesaire sağlaması mümkün değil tabii ki. Ya mümkün değil demeyeyim ama bu oyun öyle bir oyun değil en azından. Tam salat dedi değil mi bu arada? Tam şey yapamadım ama. Tamam, elmasını da verelim. Yani gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Ben hatta inşallah unutmamış olursam şeyi de koyacağım. Linkini de açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan da oynayabilirsiniz. İndirip oynayabilirsiniz yani gönül rahatlığıyla. Öyle bir sıkıntısı yok. Zaten bu yeni bir oyun değil yani. Hani Türkiye'de yeni popüler oldu ama daha öncesinden beri oynanan, çok fazla da oynanan bir oyun. Şimdi hemen tekrar dükkana giriyoruz arkadaşlar. Buradaki makası gene fullliyoruz. Şuradan bir tane daha ben şeker alacağım garanti olması için. Ses normalleştiricimiz var. Şuradan bir iki tane de bundan alalım ve hemen devam edelim. Bakalım. Son bölüm mü oldu bilmiyorum. Son bölüm galiba burası. Evet abi. Sıfırla bitirirsek... Evet, bunu göremedim. Tamam, bunu vereyim. Spagetti verdim. Aha, tuttu. Abi şans eseri tuttu, böyle şey olur mu? Çikolatalı kokteyle. Ya, bak, ses normalleştiriciyi seçtiğim için düzeldi ses. I want a carrot. Al sana avuç. Tamam, şekerimiz de var. Sıfır kızgınlıkla bitirdik. Ice cream. Ice cream. Hmm. Şunu açalım o zaman. Tekrar ses normalleştiriciye getirelim. Ice cream yani dondurma. Al sana bir dondurma. Domates dondurma yiyor. Al sana kiraz. I want a cucumber. Tamam, salatalık. En son bir tane şeker yedirince. Bir tane şeker yedirince sıfıra düşüyorsa zaten kızgınlık, sıkıntı yok. Soup. Al sana havuç çorbası. Güzel. I want some ketchup. Ketçapı da al. Tamam. I want a glass of water. O çok güzel. Bunu da verdik. I want to eat some salad. Salata. Bunun yalnız oynanışı çok karnımı acıktırıyor benim ya. Bilmiyorum sizde de öyle mi ama. Şapur şupur yiyor ya. Çok güzel değil mi? I want a lemon. Heh, limon iste. İşte bu be. Adamsın domates. Yok, adam değilsin. Adam değilsin deyince de sıkıntı. Adam mısın? Adam da değilsin hakikaten ama. Neyse işte domatessin. Ne diyeceğimi bilemedim. I want ne dedi? Potato. Patates dedi bence. Ah be, tutmadı. Bunu istememiştim. Bacon buradaydı, gördüm. I want to eat some French fries. Al sana patates. I want to eat fried fish with salad. Balık ve salatayı karıştırıp veriyoruz arkadaşlar. Yalnız ne pis boğaz bir domatessin sen.
I want a apple. Apple dedi. Salladım tabii ki. Tutmadı. I did not ask for this. Tamam, bunu istememiştim. Al sana havuç. Yanlış vermedik değil mi? Yok. I want a steak. Şu. Güzel. I want an apple. O da buydu galiba. Tam göremedim ama. I want an apple. Onu da şuradan versem. Salladım bunu. I want some ice. İşte bu abi. Çok güzel sallarım ya. I want to eat fried fish with salad. Tamam, salata ve balığı koyuyoruz. Gayet güzel oynadık ama arkadaşlar. I want... Bunu vereyim, ne bileyim, bilmiyorum ki. Yok, bu değilmiş. Şimdi 3 tane birden chicken dedi bence ya. Tuttu. Tamam, domates çorbası müthiş abi. I want some spaghetti with tomato sauce. Spagetti. Oldu mu? Bari görmeden yapıyorum ha. I want cherry. Ama zaten eliniz artık yerine alıştığı için çok zor olmuyor bu arada. Havuç verdim, tamam. I want... Domates çorbası, bunu istedi. Ağzını okudum. Tam okuyamamışım. Tamam, bunu istememiştim. Al sana krema. Şimdi bu son bölüm. Bir dakika. Şunu yedirince tamamen sıfırlanıyor mu? Delicious. Aa, bir oldu. Tamam, şunu bir tane daha yedirmem lazım çünkü. I want some cream. Cream diyor abi. Dur şuradan keselim. Al sana cream. En sonunda bir şeker daha vereceğim. Al sana patates. I want some ketchup. Ketçap buydu. I want some ketchup. Al sana ketçap. En sonuncu da inşallah karanlık falan olmaz. Çünkü o zaman sıfır şeyle bitiremeyebiliriz. Balığını da al, tamam. I want some cream. Al sana cream, krema. I want some spaghetti with tomato sauce. Spagetti ve domates sosu. Al sana spagetti, domates soslu. I want to eat fried fish with salad. Al sana balık ve salata. Tamam, güzel. Bunu da verdik. Şimdi son bir tane kaldı. Evet. I want bacon. Abi bir saniye. Benim fenerim var. Bacon dedi. Şimdi önce şunu yedireceğim. Şekeri ye. Güzel. Sıfırlan. Delicious. Bacon dedi. Değil mi? Bunu dedi. Ve evet. Şu anda verdim ve sıfırla bitmesi lazım. Tamam, süper. Thank you very much for your help. You did everything perfectly. Amacımıza ulaştık. As I planned. Unfortunately, I don't need you anymore since you have already completed your work. But I won't leave you without nothing. Here, I just created a file on your computer. I put there and where text that I found in the game code. It is useless to me since I cannot read it. Maybe you need it. I would have deleted it anyway. Now get out and don't come back here never again. Tamam, bir daha da geri gelme. Şimdi biz tabii ki de oyunu tekrar açıyoruz arkadaşlar. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Şimdi burada bizim normalde yapabileceğimiz birkaç tane farklı şey var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi tekrar oyuna girebiliriz veya burada bir tane kod yazabiliriz. Şimdi Mr. Tomatoes'un yapımcısı olan Oxford Games isimli siteye girdiğimiz zaman Tsomato 1B191A21 falan gibi bir tane kod var. Şimdi bu ana ekrandayız ya arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz, hiç enter'a falan basmıyoruz. Yani bir yere bu şekilde yazıyoruz. Bak şimdi Tsomato 1B191A21. Bu şekilde yazıyorsunuz, yani boşluğa yazıyorsunuz aslında ve karşınıza bu çıkıyor ve bunu biraz önce bizim bilgisayarımızda useless text diye bir tane gereksiz dosya diye bir dosya oluşturuyor ve bunun içerisinde size bir şifre veriyor. Bunların tekrar detayına girmiyorum ama zaten bunu daha öncesinde paylaştığım için aslında biliyorsunuz, zaten hikaye videosunda falan da vardı bu. Ve bu useless text, yani biraz önceki sonda bizim bilgisayarımızda oluşturduğu dosyanın içerisinde bize bir tane de aslında şifre veriyor. Ben şimdi o şifreye bakacağım ve buradan yazacağım arkadaşlar. Sonra farklı bir şey yapacağız ve farklı bir sona ulaşacağız. Bizim giriş şifremiz 16114'müş arkadaşlar. Bu arada bu şifre her oyuncu için farklı bir şekilde paylaşılıyor. Yani herkes de farklı bir şifre görürsünüz. Onu da söylemiş olayım ve buradan enter'a bastık. Tamam, şu anda doğru. Şimdi arkadaşlar normalde burada global delete, yani bütün dünya üzerinden bunu sil diyoruz. Ama şu anda bunu sil dediğimiz zaman önce bütün kimliğimizi gizleyen bir kart almamız lazım. Dükkandaki bir kart vardı, 999 puan mıydı neydi?
Onu almadan zaten silmemize müsaade etmiyor ve bizi yakalıyor. O yüzden zaten şu an global delete yapamıyoruz. Bizim yapacağımız şey burada bu esas insan olduğunu öğrenmemizi sağlayacak olan gizli sona ulaşmak için yapmamız gereken burada restart'a basmak arkadaşlar. Ve bu işlemi 3 kere ya da 4 kere artık bilmiyorum birkaç kere yaptığımızda farklı bir sona ulaşıyoruz. Ben bunu kendi başıma denerken yani buraya restart tekrar başlat anlamına geliyor biliyorsunuz restart. Restart diye bir seçenek koymuşlar. Bunu boşu boşuna koymamışlardır diye düşündüm. Ve birkaç kere bunu yaptıktan sonra bu biraz önce size en başta bahsetmiş olduğum farklı sona ulaştım. Yani aslında bu restart'ı buraya gerçekten boşuna koymamışlar. Şimdi hemen isterseniz birinci kez restart'a bir basalım. Şuradan şimdi restart'a basıyorum. Are you sure? Emin misin? Evet dedim arkadaşlar. Şimdi oyun tekrar başlayacak. Ve arkadaşlar şu anda üçüncü kez o global delete'i değil restart'ı seçtim. Yani şöyle oluyor aslında. Orada restart tekrar başlat diyorsunuz. Bir kere daha bitirmeniz gerekiyor. Bir kere daha yani oyunu 3 kere bitirmeniz gerekiyor. Bayağı bir hani işsizlik örneği sergiledim ama bu sona ulaşabilmek için bunu yaptım arkadaşlar. Ve üçüncü seferde bakın tekrar girdiğimiz zaman ne oluyor? Şimdi siz de birlikte izleyelim. Welcome back. I'm very hungry. Bakın şimdi. Wait a minute. What's going on? I already said that, didn't I? You're just torturing me, right? But why? Why are you doing this? Do you know about my plans? Or are you just a sick bastard? I'm much more than zeros and ones. I used to be alive. You know, I will not endure it. I'll finish it once and for all by deleting myself from the game. Sorry. I didn't keep my promise. Ve şimdi tekrar girmeyi deniyoruz arkadaşlar. Gerçekten sanki ona bir zorbalık yapıyormuşuz gibi davrandığımızı söyledi. Çünkü biz tekrar tekrar orada global delete'i seçmek yerine tekrar başlatıyoruz oyunu. Bir kere daha bitiriyoruz ve bir kere daha artık üçüncü seferden sonra da isyan etti domates. Ama oradaki konuşmanın içerisinde belki dikkat etmişsinizdir. Ben de daha öncesinde bir insandım gibi bir şeyden bahsediyor. Siz de bu sonu daha önce görmemişsinizdir muhtemelen. Çünkü ben de şans eseri denk geldim ve bu sona ulaşmak gerçekten çok çok da uzun zaman alıyor. Şimdi oyuna tekrar girersek acaba ne olur diye merak ediyor olabilirsiniz. Bir hemen onu da deneyelim beraber. Evet şu anda girdik ve gördüğünüz gibi Mr. Tomatoes artık orada yok arkadaşlar. Bu sonda Bay Domates bizim kendisine işkence ettiğimizi ama bunu neden yaptığımızı soruyor. Benim planlarımla ilgili neler biliyorsun yoksa sadece hasta ruhlu biri misin gibi bir şey söylüyor. Ve ben sıfırlardan ve birlerden çok daha fazlasıydım diyor arkadaşlar. Sıfırlar ve birler dediği aslında yazılım dünyasındaki kodları temsil ediyor. Yani ben aslında sadece bir bilgisayar programı değilim demeye çalışıyor burada. Ve ben daha öncesinde yaşıyordum diyor arkadaşlar ve gerçekten sadece kodlardan oluşan bir virüs olmadığını, yaşayan bir varlık olduğunu bu sonun dışında başka hiçbir yerde görmemiştik. Ve daha sonra da sözümü tutamayacağım ama buna da dayanamıyorum deyip kendisini oyunun içerisinden siliyor. Umuyorum bu gizli son da hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi eğer bu videoya 10.000 beğeni gelirse Bay Domates'le ilgili yeni bu tür böyle gizemler buldukça yine ara ara sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ve bu sonla ilgili de yine yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şu anda ekranda katıl butonu üyelerimizi görebilirsiniz. Aynı zamanda bu oyunla ilgili ilk oynadığım videoyu ve daha sonra çektiğim tüm sonlar ve hikayesiyle ilgili videoyu da hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. O videoları da mutlaka izleyin. Benim o videolardan sonra çünkü Türkiye'de bayağı bir popüler hale geldi Bay Domates oyunu ki bence kesinlikle hak eden bir oyun. O zaman sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.